Nasıl olduğunun bu haftaki konu Yasemin Fazlıca. Hoş geldiniz Yasemin Hanım. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, iyiyim, teşekkürler. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? İsmim Yasemin Fazlıca, 1979 Kastamonu'da doğumluyum. Evliyim, iki tane kız evladım var. Biri üniversiteye, biri liseye gidiyor. Aslında mali müşavirim ama uzun yıllar ağır sanayide çalıştım. Şimdi de inşaat, taahhüt işleriyle uğraşıyorum. Aynı zamanda bir kadın kooperatifi başkanlığıyla yapıyorum. Bunun haricindeki bütün zamanımı da siyasete ayırıyorum. Yasemin Fazlıca nerelerde okudu, nerelerde büyüdü? Yo, çocukluğunuz nerelerde geçti? Çocukluğu Cide'de doğdum, Kastamonu'da doğdum ama 5-6 yaşlarında İstanbul, Ayvansaray'da. Akabinde işle birlikte, baba mesleği işle birlikte Tuzla'ya, Tuzla'dan da buraya geldik. Kartal Ticaret Lisesi mezunuyum. Akabinde Balıkesir, Gönen'de sebe okudum. Ondan sonra da mali müşavirlik sınavlarına girdim. Üniversiteyi bitirir bitirmez de zaten çeşitli bürolarda çalıştım. İthalat, ihracat firmalarında çalıştım. Daha sonra da baba mesleğimiz olan tersanecilik sektöründe devam ettim. Peki kadın olmak tersanecilik sektöründe ne gibi artılar ve ne gibi eksiler getirdi? Şöyle. Biraz anlatabilir misiniz? Evet. Tersanecilik sektöründe ve diğer sektörlerde. Benim başladığım dönemlerde kadın mühendis dahi yoktu. Öyle söyleyebilirim. Azınlıktaydı. Kadın çalışan sayısı bile korkarak geldiklerinden dolayı azınlıktaydı. Biz buraya ilk geldiğimizde bile burada ilk kadın benim diyebilirim. Yani bir temizliğe, bir çaya bile kadın bulmakta zorlanırken zamanla bu eşik aşıldı. Ve şu anda tersanelerde, temizlikte olsun, masa başı işlerde olsun, beyaz yaka kısmında olsun çoğunluk olmaya başladı. Bu beni çok ziyadesiyle memnun ediyor. Esasında bizim gibi ağır sanayide, Çin'de, Rusya'da olduğu gibi üretimde de aktif şekilde kadının her zaman için rol almasını çok arzu ettim. Bununla ilgili 10-15 sene önce yaptığımız toplantılarda bunu hep dile getirdim. Kadının mutlaka üretime aksettirilmesi gerektiğini. Fakat bizim kanunlarımız ağır sanayi olduğundan dolayı kadına izin vermiyor. Ama ben kanunların da zamanla düzeleceğini ve kadın elinin üretime değdiğinde çok daha kaliteli işçiliğin olacağına eminim. Evet, siyasi demiştim. İlk kadınlardan ilk olunabilirim demiştiniz altınlamada. Ama birazcık siyasi serüveninizin geçmişe bakarak da nasıl başladığınızı biraz anlatabilir misiniz bize? Ya siyaset esasında şöyle oldu. Yani bizim siyaset alakamız aileden gelmiyor. Hiçbir şekilde ne ailemizde ne sülalemizde siyasetle ilgilenen yoktu. Fakat yaşadığımız bölgede şunu gördüm. Sosyal anlamda çok büyük eksiklikleri var. Bizim gibi şehir dışından gelen veya efendime söyleyeyim buranın yerel halkının geçmişinden gelen hafızası buranın daha aslında sosyalleşmeye ihtiyacı olduğunu bana sezdirdi. Ben de bu moddayla yola çıkarak burada insanların ihtiyaçlarının önceliğinin belirlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Burada maalesef siyaset bir avuç insanın mutluluğunu baz almış, genelini baz almamış. O anlamda ben kadın olarak bir kadın elinin buraya çok yakışacağını, insanlara bir katma değer katacağına emin olduğum için bu yolda yürümeye başladım. Hani yani neticede bir vakıf da kurabilirdiniz, dernekler de oluşturabilirdiniz ama ben şeyi çok aslında girmek istiyorum için iyice. Hani neden siyasette o sosyalleşmeyi, kültürleşmeyi, neden siyasette yürütebileceğiz? Şimdi yani şöyle, birazcık daha evet. O tarafa girmek istiyorum. Yani siyaset birazcık daha fazladır ve dili serttir ve kadının oradaki rolü maalesef ki zaten 3. sıradan aday gösterilmişti. Milletvekilliğinde evet geçen dönemde burada adaylığım söz konusuydu. Daha sonra siyasette milletvekilliğiyle devam etti. Sizin kıyımın noktanız ne oldu siyasete girmek için? Normal bunu bir dernek vakıf kurarak da bir kapı açarak da aslında gerçekleştirebilirdiniz. Kadınlar etrafında toplayabilirdiniz. O sizin kırılma anınız ne oldu? Şöyle söyleyeyim, ben Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu'ndaydım. Aynı zamanda birçok kadın ve vakıf dernek, kadın derneklerinde de vakıflarda da aktif rol aldım. Fakat bunlar şöyle söyleyeyim, gene bir siyasete dayanıyor.
Yani siz siyaseten eğer bir yerden maddi olarak bir gelir kaynağınız yoksa bu tür özveriyle hareket eden dernek ve vakıflarda çok fazla hayallerinizi gerçekleştiremiyorsunuz. Bir ikincisi maddi anlamda hep bir özveride. Ya ilk başlarda 50-60 kişiyle doğuyor. Daha sonra zamanla çok özverili 4-5 kişiye kalıyor. Kooperatifçilikte de böyle, vakıfta da böyle, dernekte de böyle. Siz maddi bir gücü olmadan özveriyle ancak bir noktaya kadar getirebiliyorsunuz amaçlarınızı. Ama siyaset öyle değil. Siyasette siz devlet gücüyle birlikte yapabileceğiniz projeleri daha rahat harekete geçirebiliyorsunuz. Onun için dernekler, vakıflar bu tür hareketlerde sınırlı kalıyor. Onun için siz böyle belediyecilik anlamında bir yerde konumlandığınız zaman siz yapabileceğiniz, yaşamak istediğiniz şehri dönüştürebileceğiniz maddi anlamda da bir güce ulaşmış oluyorsunuz. Sizin fedakarlıkla yapabileceğiniz bir şey değil. Yaşadığınız şehri güzelleştirmek istiyorsanız bu sizin dernekle, vakıfla ancak çok çok küçük insanlara dokunabilirsiniz. Ama burada belediyecilik anlamında sosyal belediyecilik hizmetini tam olarak oturtabildiğiniz zaman o zaman bütün insanlara, yaşadığınız kentte burada ekmeğini kazanan, buranın soluğunu alan insanlara daha fazla hizmette erişim açısından daha kolay oluyor. Evet, gelelim biraz özel sorulara. Siyasete girmeye karar verdiğinizde yakın çevrenizden ne gibi tepkiler aldınız? Özellikle eşinizden ve çocuklarınızdan. Vallahi çok olumlu tepkiler aldığımı söyleyemem. Dediğim gibi daha önce de bahsettim. Ailemizde siyasetçi yok. Ticaretle uğraşmış bir aileye sahibim. Hep de siyasette sadece hani oyumuzu kullanarak aktif bir siyasette olmadık. Dolayısıyla benim siyasete atılmam çok radikal bir karar oldu aile içerisinde. Şöyle aslında hani şöyle git de bir hevesini al gibi oldu önce. Daha sonra benim bu konudaki tutkumu gördüklerinde onlar da artık razı geldiler. Bu anlamda çok olumlu tepki almadım. Çünkü insan mecburen fedakarlık yapmak zorunda kalıyor. Çoluğundan, çocuğundan maddi manevi. Yani siz çoluğunuza, çocuğunuza, ailenize ayıracağınız vaktin çoğu kısmını insanların hizmeti için onlara vakit ayırarak harcıyorsunuz. Dolayısıyla çocuklarda da olsa, ailede de olsa bir burukluk oluyor ister istemez. Ama sizin hayalleriniz ön plandaysa, tutkunuz ön plandaysa onları da bir şekilde amorti ediyorsunuz. Yani bu tamamen ailenizden veya çoluğunuzdan, çocuğunuzdan tamamen bağınızı kopartmak anlamında değil. Böyle siyasetçilerimiz de var maalesef. Geriye dönük pişmanlıklarını da çok kinen biliyorum. O anlamda bu dengeleri ben bir kadının çok daha rahat ayarlayabileceğini düşünüyorum ve o yolda ben de yürüyorum. Birazcık da kadın rolüne geçeceğiz şimdi. Dediniz yani çocuklarına vakit ayıramayabiliyorlar. Çocuklarınız kaç yaşlarındaydı? Biri 18 yaşında, biri 15 yaşında. Aslında tam böyle üniversiteye girme çağlarından ve ergenlik çağlarındalar. Eğer siyasete tam olarak aktif siyasete başladığınızda, bir göreve geldiğinizde çocuklarınızla dengeyi kurabileceğinizi, ailenizle dengeyi kurabileceğinizi düşünüyorsunuz ya? Kuramazsanız siyaseti bırakmayı düşünür müsünüz o zaman? Yok. Duygusal mısınız? Şöyle söyleyeyim. O denge zaten şu anda oturdu. Ben normal bir belediye başkanıymış gibi şu anda çalışıyorum. Sabahki haftalık programlarımı, aylık programlarımı, gün içerisindeki programlarımı zaten bu denge içerisine oturtmuş durumdayım. Hani ilk başlarda evet bu dengede ben de zorlandım açık söylemek gerekirse. Çocuklarım ergenlik dönemindeydi. Sınav zamanına da denk geldiği için tabii ki evde ister istemez çatışmalar oluyor ama bu dengeyi şu anda oturttuğumu düşünüyorum. O anlamda sıkıntı yaşayacağımı da düşünmüyorum. Gerçekten o mevkiye oturduğumda bu sürece zaten alıştılar. Altınova'nın kadınları artık sizi tanıyorlar mı? Yasemin Fazlaca gibi bir karakter var karşınızda diyorlar mı? Sizi nasıl karşılıyor Altınova kadınları? Ya şöyle, esasında cesarete aç bir kadın toplumu içerisindeyiz. Altınova bazında mı yoksa genel bazında? Hem genel hem Altınova'da. Şimdi Altınova bazında da şöyle, burada genelde hani göç babında çok göç alan bir bölgede yaşıyoruz. Anadolu'nun çeşitli yörelerinden gelmiş insanlarımız. Genelde hani buradaki hanımlarımız evde oturan hanımlar. Dolayısıyla sosyalleşemeyen, efendime söyleyeyim derdini izah edemeyen, hep bastırılmış duygularla hayatını idame ettiren kadın topluluğunun fazla olduğu bir yerde yaşıyorum ben. Dolayısıyla
parti gözetmeksizin bir kadının bu şekilde cesaret gösterip böyle bir yerde aday olması onların içerisinde bir kıpırtı, bir heyecan doğuruyor. Ben bunun beni şöyle yediğimi düşünüyorum. Ben hiçbir şey yapamamış bile olsam, belediye başkanlığını kazanamamış dahi olsam, bugün hem kooperatifçilik anlamında hem muhtar adaylığı anlamında birçok kadına ilham verdiğimi düşünüyorum yaşadığım bölgede. Şimdi mesela önümüzdeki dönemde kadın muhtar adaylarının arttığını, bana yol gösterme adında yapabiliriz diye çırpınan kadınları görüyorum. Bu benim için çok büyük bir umut ışığı doğuruyor. Bir kişi başarılı olamayabilir ama arkasındaki bir kadını bir arpa boyu yol aldırabiliyorsa işte o, ben aslında gerçek amacıma da ulaşmış oluyorum. Benim hedefim kadınlara cesaret verip siyasette de, ticarette de, her türlü alanda kadının mutlaka yer edinmesi lazım. Siz buralardan sindirilirseniz ve bastırılırsanız, erkek gücü tarafından, erkek egomanyası tarafından sindirilir ve geri plana atarsanız, bu ben değil, benden sonraki nesli de etkileyeceği için ben bir de umut ışığı olduğumu düşünüyorum kadınlar adına. Hani bunu kendime çok büyük bir vazife olarak veya kendime övme anlamında söylemiyorum ama benim bu cesaretim onlara da cesaret verdiğini düşünüyorum. Yani parti gözetmeksizin bir kadın olsun, insanlar yani gözleri buna aşina olmaya başladı. Öyle söyleyebilirim Altınova'da. Çok güzel. Şimdi kadın temsilinin güzel örneklerinden birisiniz. Şöyle unutamadığınız, cinsiyetin böyle tavan yaptığı bir ayrımcılığa maruz kaldınız mı hiç hayatınız boyunca, iş hayatında? Can tavan sendromu vardır mesela kadında. Bunu pek kimse bilmez. Evet. Kadınların yükselmesini engeller. Ondan sonra kadınlar erkeklere göre daha düşük maaş alır. Evet. Hani bu tarz şeylerle hiç karşı karşıya geldiniz mi? Ya da böyle unutamadığınız bir anınız oldu mu bununla bağlantı? Şöyle, şimdi iş hayatında rastlamadım böyle bir şeye. Ama siyaset tamamen erkek egomanyası altında, erkek gücünün belirlendiği bir yarış haline dönüşmüş durumda. Daha doğrusu orada kadınlar hep pasifize edilmiş. Bunu siyasette çok yaşıyorum açık söylemek gerekirse. Hani bu kadın hani nasıl yapacak, yani yapabilir mi? Ama dönüp baktığımızda, ya geriye de dönüp baktığımızda, Peygamber Efendimiz'in eşi de ticaretle uğraşırmış. O da zamanındaki, o zamanda bile develerle Mekke'den Medine'ye yük taşıyan bir cesaretli, cesur bir kadın varmış. Yani bizim muhafazakar insanlarımızın da bunu motto olarak görmesini istiyorum. Zamanında bile kadınlarımız ticarette, Peygamber Efendimiz'in eşi bile çalışırken bugün insanların siyasetten, ticaretten kadınlarımızın çok sayılmasını ben çok kabullenmiş değilim açık söylemek gerekirse. Siyaset maalesef Türkiye'de ve burada da yaşadığım ilçede de erkeklerin egomanyası altında. Bunun baskısını evet hissediyor muyum? Evet hissediyorum o anlamda. Peki gelecekte siyasetle ilgili ne yapmayı planlıyorsunuz? Yakınlarımız var. Evet. Başkanlığı, yerel seçimler var. Bir planınız var mı? Benim planım kaldığım yerden devam etmek. Şu anda belediye başkanlığı adaylığıma tekrar aday olacağım. Ben gelecekteki planlarım yaşayabileceğim, kendime layık gördüğüm ve insanların layık olduğu bir Altınova yaratmak. Ben burada yaşamayı kendime önce layık görmem gerekiyor. Ben çoluğumla çocuğumla yaşadığım ilçede hem güvenlik, hem sosyalleşme, hem eğitim anlamında ben buraya layık mıyım? Önce kendime bunu sormam lazım. Ben kendimi layık olduğunu görmüyorsam, çevremdeki insanları da layık görmüyorum demektir. Ben onların, benim ve benim etrafımda Altınova'da yaşayan insanların layık olduğu bir Altınova yaratmak istiyorum. Benim gelecekteki hedefim bu.